Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hepimizin severek tükettiği sokak simidi tarifini paylaşacağım. Bu tarif diğerlerinden birazcık farklı çünkü bunda pekmez yerine simitçilerin kullandığı şerbetten yapacağız. Evet, sağlıksız ama orijinalinde bu şekilde yapılıyor ve lezzeti veren bu bence. Simit susamınız yoksa bu şekilde beyaz susamınızla kavurarak kullanabilirsiniz. Ben de o şekilde kullandım. Ölçüleri açıklama kısmında belirteceğim. Detaylarını oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şerbete geçelim. Çünkü şerbetimizin soğuması gerekiyor. Yarım su bardağı şekerimi koydum. Altını orta ateşte açtım. Bu şekilde eriteceğim ve bayağı yanık bir hale getireceğim. Tabii ki siz şekeri yakmak yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Ama ben orijinal tarifi göstermek istedim. Simitçilerin kullandığı şerbeti ve bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şekerimizi iyice yaktık. Üzerine bir su bardağından az da suyumuzu ekliyoruz. Kenarda erimeye bırakıyoruz. Şerbetimiz bu şekilde soğuyacak ve şeker içinde eriyecek iyice. Şimdi hamurumuza geçelim. Ölçüleri açıklama kısmına yazacağım. Ben oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm malzemeleri ekliyorum. Böyle sert bir hamur oluyor, simit hamuru. Güzelce yoğuruyorum. Bezeleri ayırıp 15 dakika kenarda dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamurlarımı bu şekilde uzatıyorum iyice. Ben tek elimle yapıyorum burada. Diğer elimde telefon olduğu için. İki elinizle daha kolay yaparsınız ama tabii sert bir hamur olduğu için birazcık zor oluyor. Bu şekilde iki ucunu birbirine birleştirip kıvırıp simit şeklini veriyorum arkadaşlar. Daha sonra simitlerimi yapmış olduğum simit şerbetine batırıyorum iyice. Gerçekten simit lezzetini veren bu şerbet bence. Bu şekilde de yine tepside 15 dakika bir tepsi mayalandırması yapacağım. Simitlerimi açtırarak tepsiye dizdim ve fırında bir 10 dakikada mayalandırma işlemi yapacağım 100 derecede. Bu mayalandırma sürelerine, işlemlerine dikkat edelim arkadaşlar, yoksa simidimiz istediğiniz gibi olmaz. Daha sonra mayadan sonra ayarımızı 200 dereceye çekiyoruz. Alt üst ızgara ya da fan ayarda 15-20 dakika simitlerimizi pişiriyoruz. Simitlerimiz oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun diyorum.